Merhaba arkadaşlar. Endüstriyel uygulamalarla bilgisayar destekli mühendislik BDM dersinde hareketli sistemlerde anlık statik yapısal analizin teorisinden ve analizlerde dikkat edecek noktalardan bahsetmek istiyorum size bu videomuzda. Ben Profesör Doktor Mehmet Sor, 9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesiyim. Şimdi arkadaşlar anlık statik analiz deyince ne anlama geliyor? Bundan bahsedelim. Yani statik analiz deyince biz sanki sadece hareketsiz yani dış yüklerin etkisine maruz olmasına rağmen hareket etmeyen durağan sistemleri anlıyoruz. Fakat statik yapısal analizler aynı zamanda hareketli sistemlere de anlık olarak uygulanabilmektedir. Bu durumda da zaten biz makine mühendisleri olarak hareketli sistemlerde daha çok meşgul olduğumuz için statik yapısal analizin çok daha geniş bir uygulama sahası olduğunu özellikle bizim mühendisliğimizde yani makine mühendisliğinde görüyoruz. Sistem veya makineler oluşturan mekanizmalar hareketli sistemlerdir ve çok geniş bir çeşitliliğe ve kullanım alanına sahip olduklarından dolayı anlık statik yapısal analizlerin de çok geniş bir uygulama alanı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar analiz yani anlık statik analizin teorisinden bahsedecek olursak dinamik dersinde rigid cisimlerin kinetiği konusunu hatırlayacak olursanız herhangi bir cisim düşünüyoruz şimdi G merkezi ağırlık merkezi G olan ve de bu cisme çeşitli yükler uygulanıyor. Mesela F1, F2, F3, F4 gibi dış yükler uygulandığı zaman bu cisim hareket ediyorsa ve düzlemsel bir hareket yapıyorsa düzlemde en genelde tabii ki bu cisim nasıl bir hareket yapar? Hem ötelenme hareketi yapar. AG, G noktasının bir ivmesi vardır. AG ivmesi diyoruz biz buna. Bir de dönme hareketi yapar. Alfa dediğimiz en genelde açısal ivmeye sahiptir. Her bir anda farklı bir açısal ivmeye sahip olabilir tabii. Sonuçta düzlemde genel düzlemsel harekette ötelenme ve dönme hareketi birlikte olur. Ve de burada dinamik denge denklemlerini düşünecek olursak dış yüklerin x bileşenleri dış kuvvetlerin x bileşenlerinin toplamı ne olacaktır? M çarpı kütle çarpı AGX yani G noktasının ağırlık merkezinin ivmesinin x bileşeni. Aynı şekilde toplam F'ye MAGY'ye eşit olacaktır. Bir de dış yüklerin arkadaşlar tabii ki bir döndürme etkisi söz konusudur. Bunların G'ye göre momentlerini aldığımız zaman toplam MG her bir kuvvetin momentlerinin toplamı I çarpı alfa diye bir terime eşit olacaktır. I nedir? Kütle atalet momenti dediğimiz G noktasından geçen dik eksene göre atalet momentidir. Kütle atalet momentidir. Alfa ise nedir arkadaşlar? O andaki açısal ivmedir diyoruz. Şimdi birinci durum dediğimiz durum şudur. Ağırlık merkezinin toplam ötelenme ivmesi AG ve cismin açısal ivmesi alfa 0 ise bu birinci durumu bize gösteriyor. Bu birinci durumda sonuçta yukarıdaki denklemlerin hepsi sıfıra eşit olacaktır. Bu da aslında neye karşılık geliyor? Tüm denklemler sıfırsa aslında statik denge şartına da karşılık geliyor, değil mi? Sonuçta durağan haldeki bir cisimde de bu denklemler geçerli diyoruz ve hareket halinde olmasına rağmen ağırlık merkezinin ötelenme ivmesi AG 0 ve de dönme ivmesi yani açısal ivmesi daha doğrusu alfa 0 ise yine statik denge denklemleri sağlanıyor. O halde bu durumda cisim sadece dış kuvvetlerin etkisiyle o an için statik dengededir ve her T anı için yani bu şartın sağlandığı her T anı için anlık statik analiz bu cisme veya o sisteme uygulanabilir diyoruz. Peki hangi hareket tiplerinde AG ve alfa 0 olur dediğimiz zaman cisim veya parça yani incelediğimiz cisim veya bir mekanizmadaki herhangi bir parça sabit hızda doğrusal olarak öteleniyorsa doğrusal ötelenme hareketinde o zaman tüm noktaların bakın burada tabii yörüngeleri birbirine paralel doğrusal olduğunu biliyoruz.
ve de sabit hız olduğu için ivme 0, AG ivmesi 0 ve de dönme olmadığı için zaten ötelenme hareketi olduğu için de alfa 0 olacaktır. İkinci hareket tipi ise bu şartın sağlandığı ikinci hareket tipi ise cisim kendi ağırlık merkezinden G ağırlık merkezinden geçen dik eksen etrafında sabit açısal hızda dönüyorsa yine AG ve alfa değerleri 0 olacaktır ve biraz önce bahsettiğimiz birinci durum sağlanmış olacaktır diyoruz. Anlık statik analizde dikkat edecek hususlara bakacak olursak kısaca, şimdi sistemde incelenecek parça için serbest cisim diyagramlarının yani SCD dediğimiz serbest cisim diyagramlarının başlangıçta çok başlangıçta doğru olarak çizilmesi son derece önemlidir diyoruz. Statik dersinden hatırlayacak olursanız bir sistemde kuvvetleri bulmadan önce yani denge denklemlerini yazmadan önce mutlaka biz serbest cisim diyagramlarını çiziyorduk. Serbest cisim diyagramlarının özelliği de neydi? İncelediğimiz parça veya kısım neyse biz onu dış bağlantılarından izole ederek havada, uzayda yani serbest olarak çiziyorduk ve üzerine etki eden dış kuvvetleri aynı zamanda reaksiyon kuvvetlerini yani bağlantı noktalarındaki reaksiyon kuvvetlerini üzerinde gösteriyorduk. Biz buna serbest cisim diyagramı diyorduk. İşte anlık statik analizde de incelediğimiz parçanın serbest cisim diyagramlarını doğru tespit etmemiz önemlidir. Sınır şartları için en önemli püf noktası ise yani analizde sınır şartları için en önemli püf noktası yükler işinde geçerli tabi burada. İncelenecek kısım veya parçada güç alınan mesela motor gibi veya güç iletilen kısımlar mil gibi ankastra yapılır. Bu şekilde diğer kısımlardaki yüklerin dengesi sağlanmış olur. Biz şunu yapıyoruz genelde motor kısmı yani güç alınan kısım neyse artık o kısma motoru tabi modellemiyoruz. O kısma ne yapıyoruz? Dış yük veriyoruz arkadaşlar. Mesela motordan gelen bir momenti veriyoruz. Oraya verdikten sonra güç iletilen bir dişli vardır, bir mil vardır ve bu kısımdan da sistemin diğer parçalarına bu mekanizma incelediğimiz sistem bağlıdır. O modelde ama diğer parçalar, diğer kısımlar olmadığı için o kısmı biz ancak ankastra yaparak modelde olmayan diğer parçaların etkisini de modelimize yansıtmış oluyoruz ve statik dengeyi de bu şekilde sağlayabiliyoruz ancak. Çünkü anlık statik analizde de sınır şartları da mutlaka statik denge sağlanması gerekiyor. Bilinmeyen reaksiyon veya bağlantı kuvvetleri varsa mesela işte çeşitli bağlantılar olabilir, orada reaksiyon kuvvetleri olabilir. Biz bunları doğru tanımladığımız zaman orada sınır şartlarını bu kuvvetleri program kendisi bulacaktır. Yani biz kalkıp da reaksiyon kuvvetlerini hesaplayıp ondan sonra modele uygulamamıza gerek yok. Yani bazı arkadaşlar bunu soruyorlar. Hocam biz burada reaksiyon kuvvetlerini hesaplayıp modele uygulamamız gerekir mi diyorlar. Hayır, ona gerek yok. Yani programa siz düzgün sınır şartı verdiğiniz zaman o bölgede zaten program kendisi bunu bulacaktır. Şimdi sınır şartları tabii gerçek durumu yansıtmasına rağmen analiz programında statik denge tam olarak sağlanmayabiliyor bazen. Bu durumda sınır şartlarının uygulandığı kısımlara ilave sınır şartları yani mümkün olduğu kadar tabii minimum sayıda ilave sınır şartları uygulanıyor ve denge sağlanıyor. Tabii bu ilave sınır şartlarının sonucu etkilemeyecek şekilde çok fazla etkilemeyecek şekilde olması gerekiyor. Çünkü artık bunu biz bir kabul olarak düşünüyoruz. Yani sisteme uygulanan bir kabuldür diyoruz. Şimdi sınır şartlarını ve dış yükleri şöyle bir mekanizmada incelemeye çalışacağız. İşte bir motora bağlı mil ve dişli var ve üzerinde başka bir mavi dişli var. Ortadaki bir dişli var, yatay dişli. Onun üzerinde de ona bağlı başka bir dişli var. Tabii üstteki dişli yatay dişliden yani sarı üstteki yatay dişliden diğer kısımlara biz güç iletildiğini düşünüyoruz. Ama diğer kısımlar tabii modelde yer almamış. Dikkat edersek arkadaş burada önemli bir nokta da nedir? Aslında birinci durum sağlanıyor her bir parça için sistemdeki. Çünkü mil olsun, dişliler olsun her birisi kendi ağırlık merkezinden geçen dik eksen etrafında sabit açısal hızda dönüyorlar ve
Bu durumda da AG ve alfa değerleri 0 olacaktır diyoruz. Şimdi ben burada tüm sistemi analizini, anlık statik analizini yapmak istersem tabi motor dışında diğer kısımları modelliyorum. Bir de üstteki dişliyi modellememişiz. Bakın mesela sadece ona bağlı mili modellemişiz. Bu durumda işte alttaki mile motora geçtiği kısımdan bir M momenti, yani motordan gelen bir dış moment uyguluyoruz. Yani güç alınan kısımdan dış yük uygulamışız. Dolayısıyla güç iletilen kısım neydi? Üstteki mil ve dişliydi. O kısımları da ne yapmışız? Fix support, yani anka sıra yapmışız. Daha önce söylediğim gibi. Böylece statik denge bu tüm sistem için sağlanmış olacaktır. En üstte bir tane somun gibi bir şey görüyoruz üstteki dişin ortasında. Onu da ben ne yapmışım? Diğer parçalara bağlıymış gibi düşünerek fix support yapmışım. Eğer o serbest dönüyor olsaydı, mesela serbest döndüğünü düşünürsek orayı fix support yapmamıza gerek yok. Sadece silindirik kısmı, yani dişlinin geçtiği silindirik yüzeyleri fix support yapabilirdik diyoruz. Peki burada sınır şartları, dış yükler böyle. Peki connection'lar nasıl? Yani temas durumları nasıl? Burada tabii dişli yüzeyleri arasındaki temas durumları bizim için önemli oluyor. Biz burada no separation temas durumunu kullanarak çözüm üretebiliyoruz ve problem pek fazla hata vermiyor. Aslında frictionless contact temas durumu da buraya uygulanabilir, fakat burada bazen program frictionless contact seçeneğinde hata verdiği oluyor. O yüzden no separation sınır şartını, daha doğrusu temas durumunu kullanıyoruz. No separation'ın özelliği neydi? Yani yüzeyler birbiri üzerinde hareket etmesine rağmen birbirinden ayrılmaz, teması kesilmez diyoruz. Evet, peki şimdi ben tüm sistemi değil de sadece alttaki dişliyi ve de ona bağlı mili incelemek istesem, o zaman ne yapıyorum? Sadece onları modelliyorum ve güç alınan nokta bu sistem için nedir? Yine motordan güç alınıyor. Bakın M momentini yine ben mile uygulamışım. Peki güç iletilen kısım nedir bu iki parça için? Dişlinin temas bölgesi, yani ortadaki mavi dişli olan temas kısmı olacaktır tabii. İşte o kısmı ne yapıyoruz şimdi? Güç iletilen kısmı olduğu için fix support yapıyoruz. Daha önce söylediğim gibi güç iletilen kısmı fix support yapıyoruz. Güç alınan kısmı da ne yapıyoruz? Moment uyguluyoruz. Ama bunun tam tersini de yapmak mümkün. Şöyle ki güç iletilen kısma, yani dişlilerin temas kısımlarına, o çizgi, kırmızı çizgi olduğu kısma F kuvveti uygulayabilirim. Çünkü orada bir tepki kuvveti var. Bu F kuvvetinin de zaten neye eşit olduğunu biliyorum. M bölü R'ye eşit olduğunu biliyorum. Bu sefer fix support'u motor kısmına yapıyorum, değil mi? Bakın, yani güç alınan kısmı da fix support yapılabiliyor. Yine burada statik denge sağlanmış oluyor. Yani öyle sınır şartları uygulamamız gerekir ki mutlaka statik denge sağlanacak. Peki ben sadece alt dişliyi incelemek istesem ne olacak? Yani ben sadece bununla ilgileniyorsam, o zaman onun modelini yapacağım. Peki bu dişli nereden güç alıyor? Tabii ki delik kısmından güç alıyor. Çünkü orada alttaki milin ona sıkı geçtiğini düşünüyoruz. Gerçi bu tip sistemlerde kamalarda kullanılıyor ama bizim bu örneğimizde sıkı geçme olarak düşünelim biz bunu şimdilik. Oradan alttaki dişliden tamamen güç aldığını ve de o delik kısmından güç aldığını düşünerek oraya biz bu sefer dış yükü uyguluyoruz. Yani momenti oraya taşıyoruz. O şekilde uyguluyoruz. Yine güç iletilen diğer dişiyle temas kısmında, o mavi çizgiyle gösterdiğimiz bu sefer kısmı fix support yapabiliriz. Veya yine tam tersi, oraya kuvvet alt kısma fix support yapmamız, anka sıra yapmamız mümkün. Sadece alt mili incelemiş olsam, alttaki mili incelemiş olsam bu sefer tabii güç alınan kısma moment
ve de güç iletilen kısım olan delik kısmına, sıkı geçme olan kısmına fix support yapabilirim. Alın yüzeyine bakın, free yapmışım, yani serbest bırakmışım çünkü orada başka bir bağlantı olmadığını düşünmüşüm. Zaten serbest yüzeylerde genelde herhangi bir sınır şartı uygulanmaz diyoruz. Evet, şimdi şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar, bakın. Bu şekilde bir mekanizmamız var. Bu mekanizmayı dikkatlice inceleyelim. Burada tabi altta şurada bir motor var aslında. Şöyle bir motor olduğunu düşünüyoruz. En alttaki motora bağlı bir mil. Bu şekilde motora bağlı milde bir motora bağlı mili sağ tarafta görüyorsunuz, bakın. Şimdi bu şekli inceleyeceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde motora bağlı mil olan en alttaki mil, bakın şurada gördüğünüz mil. Onu sonra şu mavi parçayı, iki parçadan oluşan mavi parçayı, ondan sonra üstteki pembe kayan elemanı, şu elemanı inceleyeceksiniz. Ve de gördüğünüz onların ortasında olan yeşil parçayı inceleyerek ne yapıyorsunuz? Bunların sınır şartlarını, her birisini ayrı ayrı bağımsız olarak incelediğimiz zaman sınır şartlarını ve dış yükleri ve de kontak durumlarını da her bir parça için belirlemeye çalışın bakalım. Şimdi videoyu durdurarak, mekanizmayı inceleyerek bir taraftan videoyu durdurarak söylediğim parçaların, dediğim gibi, dış yüklerini, sınır şartlarını ve temas durumlarını belirlemeye çalışın. Evet. Şimdi cevabına geçecek olursak biz bunun, pardon, burada. Evet, bakın burada da soruyu yazmışız tabi. Cevabına geçecek olursak burada yine sistemi çalıştıralım. Öncelikle bu mavi iki kısımdan oluşan mavi parçayı düşünecek olursak dikkat edelim şimdi arkadaşlar. Tam hangi konumdayken biz bunun anlık statik analizini düşünelim. Bakalım durdurabileceğim mi? Ha, tam bu konumda düşünelim. Mesela tam bu konumdayken anlık statik analizini, mavi parçanı düşünelim. Tabii güç alınan kısım şu sarı parça olarak düşünülebilir. Mesela sarı koldan bir güç alınıyor. Kanallı kısımdan bir güç alındığını ve dişliye, şu yeşil dişliye güç aktarıldığını, yani o dişli kısımdan güç aktarıldığını düşünebiliriz tabi. Veya tam tersini de düşünmemiz mümkün. Dişli kısımdan güç alındığını, burada mesela öyle yapmışız herhalde. Dişliden güç alındığını, oraya bir kuvvet uygulamışız. Ve de şu sarı parçanın olduğu kısma da ne yapmışız? Sabit yapmışız, yani fix support yapmışız. Gerçi bunlar UX eşit UY eşit 0 olabilir gerçekte, fakat tabi orada gerçekte bir ankastırı durumu söz konusu değil. Yani UX eşit 0, UY eşit 0, yani ötelenmeleri 0 yapılabilir. Gerçek sınır şartı odur, fakat statik denge sağlanması için orayı biz mutlaka fix support yapmamız gerekir. Çünkü aksi halde program hata verir, statik dengeyi sağlayamaz diyoruz. Bunun yanı sıra bu elemanın üzerinde kaydığı üstteki şu beyaz bir parça var, bakın dikkat edin. Orada bir şey var, kanal var, onun üzerinde kayıyor. O kısmı da biz ne yapıyoruz? Frictionless contact, pardon, frictionless support yapıyoruz. Neden frictionless support yapıyoruz? Çünkü o parçayı biz modele dahil etmiyoruz. Eğer dahil etseydik, ara yüzeylerinde temas durumunu frictionless contact veya no separation da yapabilirdik. Fakat dahil etmediğimiz için frictionless support yapıyoruz. Çünkü support durumları modele dahil olmayan kısımların etkisini belirtir. Kontak durumları da modelde mevcut olan kısımların birbiriyle olan temas durumlarını belirtir. Bunu unutmayalım.
İşte dediğim gibi bir ikinci alternatif olarak da biz sarı parçadan, yani şu sarı koldan bir kuvvet uyguladığımızı düşünüyoruz. İkinci, tabii o zaman dişli kısmını bu sefer anka sıra yapmamız söz konusu olacaktır diyoruz. Yani en basit anlamıyla bu şekilde sınır şartlarını belirlemiş oluyoruz. Peki diğer mile, motora bağlı mil. Bunu tekrar çalıştıralım. Motora bağlı mil tabii. Burada motor pek görünmemiş ama bu motora bağlı bir mil olduğunu düşünüyoruz. Ve de bu, biliyoruz ki biz bu parça kendi ağırlık merkezinden geçen eksen etrafında, dik eksen etrafında, yani ne oluyor? Sabit açısal hızla dönüyor. Dolayısıyla alfa 0, AG 0 birinci durumda bunun için sağlanıyor. Üstteki parça için de yine sağlanıyordu. Neden? Çünkü o an için sabit açısal, sabit hızda ötelendiğini düşünerek birinci durumun sağlandığını, AG'nin 0 olduğunu söylüyoruz. Zaten bu parça, üstteki parça, mavi parça alfa ile, alfası da 0 çünkü sadece ötelenme hareketi yapıyor, biliyoruz. Bu ise, alttaki mil ise sadece dönme hareketi yapıyor dikkat edersek, ama sabit açısalda döndüğü için alfası 0. Zaten dönme hareketi yaptığı için sadece AG'si 0. Birinci durumu sağlamış oluyoruz. Burada işte bu milin bağlı olduğu motor kısmına bir moment uygulamamız gerekiyor ve güç iletilen kısım nedir? Üstteki yüzey olarak düşünürsek o kısmını anka sıra yapmamız gerekiyor, değil mi? Sonuçta yani hep aynı mantık. Güç alınan kısma kuvvet, güç iletilen kısma da moment, veya tam tersi de olması söz konusudur. Veya bakın burada aynı şekilde ikinci alternatif olarak bunu söylemişiz. Peki diğer parçaya bakalım şimdi. Ortadaki bu parçayı düşündüğümüz zaman bu parça nereden güç alıyor? Bakalım şimdi tekrar oynatalım. Evet. Bu parçaya dikkat edersek üstteki mavi parçadan güç aldığını düşünebiliriz, değil mi? Bakın oradan bir kuvvet geliyor yani. Tam şurada, buradan bir kuvvet geliyor. Peki gücü nereden iletiyor? Üstteki pembe parçalara çarparak, yani güç üstteki pembe parçalardan iletiyor, değil mi? Bakın. O yüzden o üstteki pembe parçalarla olan o dişli tarzındaki, tek dişli tarzındaki yüzeyi anka sıra bu sefer yapıyoruz. Ve de bunun geçmiş olduğu bir yatak var dikkat ederseniz. Bir beyaz yatağın içinde serbest olarak dönüyor. Dolayısıyla biz burada o parçayı da, yatağı da modellemediğimiz için frictionless support, yine o yüzeylere uygulayabiliriz. Eğer yatağı da modelleseydik bu sefer frictionless contact veya no separation seçenekleri olabilirdi diyoruz. Evet, son olarak da üstteki pembe parçayı biz düşünecektik. O da sorulmuştu bize. Ve de bu parça nereden kuvvet alıyor? Tabii bir önceki ortadaki yeşil parçadan kuvvet alıyor. Ve bu parça nasıl hareket ediyor? Doğrusal ötelenme yapıyor, değil mi? Doğrusal ötelenme yapıyoruz. Hızının sabit olduğunu düşünüyoruz. O an için tabii hızının sabit olduğunu düşünerek doğrusal ötelenme yaptığını söylüyoruz. Ve de güç alınan kısım neresi? Tabi yeşil parçadan gelen kuvvet var, bakın oradan güç alınıyor. Peki güç iletilen alttaki kanalda aslında bu kayıyor, değil mi? Orada bir denge söz konusu tabi. İşte biz statik dengeyi sağlamamız için alt yüzeyi frictionless support yapmamız söz konusu olabilir. Fakat bu yeterli olmaz. Neden olmaz? Statik denge sağlanmayabilir burada. Biz Y yönündeki, aslında yani düşey yöndeki, bu Z yönü oluyor tabi. UZ'yi de yani sıfır yapabiliriz. Çünkü o yönde hareket etmiyor. Fakat yine statik denge sağlanmaz. Bu sefer biz bir yerden anka sıra yapmamız gerekiyor. Bu yüzeyde herhangi bir kısmı, minimum bir kısmı. Mesela şu
çizgiyi diyelim ki ankastra yapıyoruz ve statik dengeyi sağlıyoruz bu şekilde. Ama tabii gerçek bir sınır şartı, yani gerçek durumu tam olarak yansıtan bir şey değil, bir kabul olarak biz bunu düşünüyoruz, evet. Şimdi arkadaşlar, ikinci durum dediğimiz, yani hareketli sistemlerde ikinci durum, ağırlık merkezinin toplam ivmesi ve açısal ivmesi sıfır değilse ne olacak o zaman? Ne yapacağız biz bu durumda? Anlık statik analiz yapabilir miyiz? Evet, onda da yapabiliriz ama orada biraz daha işler farklı boyutlara gidiyor. Şöyle ki yine biz dinamik dersinin kapsamında, yani rigid cisimlerin kinetiği konusunu hatırlayacak olursak, yine dış yüklere maruz bir cisim var ve de yine ötelenme ivmesi ve alfa açısal ivmesi söz konusu. Dinamik denge denklemlerini şu şekilde yazdığımız zaman, daha önce de anlatmıştım, bu eşitlikleri görüyoruz. Fakat şimdi bu eşitlikleri şu şekilde düzenliyoruz, bakın. Anlık dinamik denge denklemleri bunlar, fakat bu eşitlikleri ben şu şekilde düzenlersem, yani sağ taraftaki terimleri sol tarafa atarak bir düzenleme yapacak olursam ve tabi sağ taraftaki terimler sol tarafa eksi işaretiyle geçer dolayısıyla ve onları ben sanki bir kuvvet olarak, dış kuvvet olarak düşünürsem, dış yük gibi düşünürsem, yani MAGX'i eksi işaretli olarak sisteme bir dış yük gibi uyguladığımı farz edersem, MAGX'i biz buna ataret kuvveti diyoruz tabi. Yine aynı şekilde MAGY'yi yine eksi olarak, yani gerçek AGY'nin zıttı yönünde uygularsam, bir de I alfayı da yine alfanın tersi yönünde, yani dönme yönünün tersinde bir dış moment gibi uygularsam, o zaman sanki burada da bir statik denge denklemleri sağlanıyor, değil mi? Biz buna Derenberg yasası da diyoruz aynı zamanda. Dinamikten hatırlarsınız, anlık statik denge şartları, bakın her bunları da dış yük gibi düşünürsem, sağ taraf sıfır eşit olduğu için sanki anlık statik denge denklemleri yine sağlanmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. İşte o halde biz dış kuvvetlerin yanı sıra ataret kuvvetleri dediğimiz bu terimleri, tabi gerçektekinin eksi işareti olmak üzere, aynı zamanda onları da sanki dış yük gibi sisteme uygularsam, yine ne yapmış oluyorum? Statik denge denklemlerini sağlamış oluyorum ve böylece ancak anlık statik analizi ataret kuvvetleriyle birlikte düşünerek ne yapabiliyorum? Uygulayabiliyorum bu tip sistemlere. Ataret kuvvetlerini de mutlaka düşünmemiz lazım. Dikkat edin, birinci durumda AG ve alfa sıfır olduğu için orada herhangi bir ataret kuvveti söz konusu değildi. Evet, burada dediğim anlattığım kavramların açıklamasını da şöyle cümlelerle ifade etmişiz tabi. Şimdi arkadaşlar, cisim sabit hızla eğrisel ötelenme yapıyorsa ataret kuvvetleri var mıdır? Sabit hızda eğrisel ötelenme. Bakın, eğrisel ötelenmenin özelliği nedir arkadaşlar? Sonuçta cismin tüm noktalarının yörüngeleri birbirine paraleldir fakat eğriseldir, dikkat edersek. Şimdi eğrisel ötelenme sabit hızda olsa dahi, biz biliyoruz ki eğrisel bir harekette cismin iki tane ivme bileşeni var. Bir normal ivme, bir de tesir ivme. Eğer cismin hızı sabit ise tesir ivmesi sıfırdır fakat normal ivmesi sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla ağırlık merkezinde sabit hızla ötelenme söz konusu olsa dahi bir AN ivmesi söz konusudur. Bu da V kare bölü rho'ya eşit olduğunu biz dinamik dersinde hatırlıyoruz. Dolayısıyla biz burada cisme MAGN dediğimiz ataret kuvvetini de mutlaka uygulamamız gerekir bu tip sistemlerde, yani bu tip harekette, ki anlık statik analiz doğru olsun diyoruz. Evet.
Sabit hızda eğrisel ötelenmede ağırlık merkezinin bir normal ivmesi olduğundan MAGN atalet kuvvetinden bahsedilir. Ancak bu şartlara göre yani şartlara göre, duruma göre ihmal edilecek mertebelerde olabilir. Peki bir başka sorumuz, ağırlık merkezi dışında bir noktadan geçen eksen etrafında sabit açısal hızla dönme söz konusuysa, yani şu cisim, bakın dikkat edin, G'den değil de A gibi bir noktadan dönme söz konusu ise, sabit açısal hızla dönse dahi, bu tabi sabit açısal hızla dönüyor, yine G noktasının bir yani normal ivmesi olacaktır değil mi? TSL ivmesi 0 olur sabit açısal hızla dönse dahi. Sonuçta G noktasının bir normal ivmesi olacaktır. Ve de nereye doğru olacaktır? Bu yönün ne tarafa doğru olacaktır? G'den A'ya doğru olacaktır normalde. AGN, bakın dikkat edin, G'den A'ya doğru olacaktır. Fakat atalet kuvveti neydi? Eksi işaretini alacağımız için MAGN atalet kuvveti ise, bakın aşağıdaki şekilde dikkat edin, dışa doğru olacaktır. Tabi buraya biz ne yapıyoruz? Dış kuvvet olarak bir V ağırlığını da uyguluyoruz buraya. Ve de A noktasının sınır şartlarını koyuyoruz. Orada tabi ben deplasman ve dönmeler cinsinden sınır şartı koymuşum. Ama oraya tabi mesela bir mil etrafında dönüyorsa, orada bir yatak varsa diyelim ki, dönmeye izin veriyorsa, frictionless mil de tabi o yatak da modelde varsa, frictionless kontak, yatak modelde yoksa frictionless support gibi bir sınır şartı uygulanabilir veya temas durumu uygulanabilir. Ağırlık merkezinden normal ivmesi, tabi burada omega kare AG diyoruz ama bu V kare bölü rho ile biraz önceki terimle aynı ifadedir. Yani daha doğrusu aynı şeydir. Farklı bir ifade tarzıdır. Bunu biliyoruz. Yani dinamik dersinden bunu hatırlarsanız siz. Sınır şartları dediğim gibi bu şekilde uygulanabilir. Şimdi başka bir örnek yapıyoruz birlikte, bakın. Şöyle bir bahçe kapısı var. Bu kapının tabi iki tane parçası var. Dikkat edin. Sorumuz nedir? Şekildeki kapının hareketini inceleyerek anlık statik analiz yapabilmek için dış kuvvetleri, sınır şartlarını ve temas durumlarını tüm sistem için, bir de yeşil kapı için, içerideki yeşil kapı için yani belirlemenizi istiyoruz. Tekrar oynatalım. Bakın. Burada demek ki anlık statik analizi tüm sistem için yapacaksınız. Burada dikkat edin, üstte bir tane şurada ney var? Yani en üstte bir tane güç kaynağı var. Şuradan göstereyim, yani tam şeklin üzerinden çizemiyorum ama bir güç kaynağı var. Ondan sonra kapılar arasında dişlik diş kısımları var. Bakın şurada kapılar arasında üst bölgede dişliler var. Sonra yeşil kapının bir tane tekerleği var. Altta bağlantılar var. Dikkat edersek bunlara hepsine dikkat ederek dış kuvvetleri, kontak durumlarını, ondan sonra bir de sınır şartlarını belirleyin. Mavi kapının ise bir tekerleği olmadığını düşünüyoruz tabi. Biraz düşünün bunu. Biraz düşünerek ondan sonra cevabını vereceğim size. Yani videoyu durdurup biraz düşünmenizi istiyorum. Evet, cevabına bakacak olursak arkadaşlar bu sorunun, tekrar oynatacak olursak, bakın yukarıdaki güç kaynağından bir F kuvveti geliyor, dikkat ederseniz buna. F kuvveti, yani çünkü orada bir güç kaynağına bağlı bir silindir var, yani bir silindirik bir parça var, ileri doğru, ileri geri doğru hareket ediyor. Dolayısıyla oraya bir F kuvveti uygulamam söz konusudur. Ondan sonra yine bağlantı ve temas durumlarına dikkat edecek olursak, öncelikle 1, 4, 5 ve 6 numaralı bağlantılara dikkat edin, buradan tespit edin. Orada oradaki pimler veya işte miller, yani pim oluyor artık onlar, kendi geçmiş oldukları delik etrafında, delik içinde serbestçe dönebiliyorlar.
Ve de o delikler de modele dahil olduğu için modelin tümü bu. Modele dahil olduğu için onlar frictionless kontakt temas durumuyla tanımlanabilir. Bu şekilde millerin dönmesine izin verilmiş oluyor dolayısıyla. Yani aslında frictionless kontak bir milin dönmesine izin verildiği durum için söz konusu oluyor. 3 numaralı alttaki tekerleğe bakacak olursak, alttaki tekerlek yani yeşil kapının alttaki tekerleğine ve bunun alttaki zeminini de modele dahil ettiğimizi düşünürsek o zaman no separation veya frictionless kontak yani temas durumunu ancak zeminde yapmamız söz konusu olacaktır. Ondan sonra 2 numaralı 2 numaralı durumu düşünürsek 2 numara neresi? Dişliler arasında bakın. Yeşil kapıyla mavi kapı arasında dişliler var. Bu dişliler arasındaki temasta yine bakın no separation sınır şartını uyguluyoruz. Genelde bu hata vermiyor dedik. Ondan sonra 7 numara tabii bu duvarı da modele dahil ettiğimiz için biz buna fix support yapıyoruz. Yani ankastra fix support yapıyoruz. Çünkü duvar tamamen sabit biliyoruz. Diğer temas durumları ise temas noktaları ise bondut olduğunu söyleyebiliriz. Peki dış yüklere bakalım şimdi. Dış yükler tabii güç kaynağından gelen bir F kuvveti olduğunu söylemiştik. Ağırlıklar var V1, V2. Ha şimdi burada atalet kuvvetleri var mı yok mu? Tabii sistemi incelediğimiz zaman tekrar bakalım. Bu kapıların her birisi kendi ağırlık merkezi etrafında dönmüyor. Başka bir nokta etrafında dönüyor. O noktada nedir? Mesela yeşil kapının ani dönme merkezi tabii C1 olduğunu görüyoruz. Aslında ani değil de sürekli o nokta etrafında döndüğünü söyleyebiliriz. Peki o zaman ne demiştik? Bir cisim kendi ağırlık merkezi haricinde başka bir nokta etrafında dönüyorsa sabit açısal hızda da dönüyor tabii. O şekilde düşünüyoruz. Sabit açısal hızda dönüyor. Buna rağmen ağırlık merkezinin yani TST ivmesi sıfır olur tamam ama normal ivmesi vardır değil mi? Normal ivmesi sıfır olmaz. O da V kare bölü G rho'ydu. V kare bölü rho'ydu. O zaman G1 noktasının G1'den C1'e doğru bir AN1 ivmesi normal ivmesi vardır. Bu durumda da o zaman ne yapmamız gerekir? MAN1 diye bir atalet kuvvetini dışa doğru yani C1'den G1'e doğru yani daha G1'den dışa doğru uygulamamız gerekir. Çünkü eksi işareti vardı dikkat ederseniz D'Alembert denklemlerinde. Aynı şeyi mavi kapı içinde düşünürsek arkadaşlar onun da ağırlık merkezi G2 ve ani dönme merkezi bu durumda C2 gibi bir nokta. Yani bu cisim ağırlık merkezi haricinde başka bir nokta etrafında sabit açısal hızda döndüğü için bunun da tabi normal ivmesi olacaktır. G2 noktasının TS ivmesi sıfır olabilir. Sabit olduğu için açısal hızı ve de bu da dışa doğru yine yani G2'den C2'ye doğru normalde olması lazımken AN2 tabi atalet kuvveti tam dışa doğru MAN2 olacaktır diyoruz. Ve böylece bu şekli yani modelimiz bu olduğu zaman sağdaki şekil olduğu zaman ve de kontak durumlarını ve support durumlarını bu şekilde uyguladığımız zaman doğru sonuca analizlerde gideceğiz tabi bunları modellemek lazım meşlemek lazım tabi her birisini tabi bu karma, çok basit bir model değil yani ama böyle bir örnek yaparsak durumun bu olduğunu bilmemiz gerekiyor tabi.